Şimdi gelin bir ekonomik krizin eşiğindeyiz. Tarihin en büyük ekonomik krizinin eşiğindeyiz. Beraber bir milli muhasebemize bakalım. Durumumuz nedir onu bir görelim arkadaşlar. Milli muhasebemiz şu evrakta, Merkez Bankası tarafından yayınlanan şu uluslararası yatırım pozisyonu tablosunda görülüyor. İktidara gelmişsiniz. İktidara geldiğinizde bizim diğer uluslar nezdinde 62 milyar dolar varlığımız varmış. Ve siz geldiğinizde 147 milyar dolarda yükümlülüğümüz, bir tür borcumuz varmış ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer uluslara 85 milyar dolar toplamda bir yükümlülüğü, bir borcu varmış. Siz iktidara gelmişsiniz. 13 yıl sonra, 2016 yılı için söylüyorum. Toplam varlığımız 221 milyar dolar. Bunun içinde anlata anlata bitiremediğiniz o 120 milyar dolarlık rezervimiz de var. Toplam varlığımız 221 milyar dolar. Peki toplam yükümlülüğümüz ne olmuş? 611 milyar dolara çıkmış değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın bütün uluslara borcu 611 milyar dolar. Varlıklarımızdan düştüğümüzde şu an itibariyle bizim ne kadar diğer uluslara yükümlülüğümüz var? 390 milyar dolar. 390 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer uluslara borcu var. Ve her sene de 60-70 milyar dolar ek borç yapıyoruz şu sefalet halinde bu ülkenin. Peki bu 611 milyar dolarlık yükümlülük nasıl oluşmuş? Gırtlağımıza kadar borçlandırmışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları gırtlağına kadar borçlandırılmış. Bu yetmemiş. Milli ve stratejik kurumlarımızın en önemlileri yabancılara satılmış. Telekom yabancılara satılmış. Tekel yabancılara satılmış. Havalimanları yabancılara satılmış. Bankalar, sigorta şirketleri yabancılara satılmış. Toplam 167 milyar dolar büyüklüğündeki borsamızın %63'ü yabancılara geçmiş değerli arkadaşlar. İşte bu durum Türkiye'nin gizli bir işgal altında olduğunu göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne yazık ki AKP döneminde artan oranda yarı sömürge hale getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok gelir getiren kuruluşları şu an itibariyle yabancıların eline geçmiştir. Ve bu ülke 611 milyar dolarlık bir yükümlülük altındadır değerli arkadaşlar. 13 yıl boyunca bu halkın bankalara ödediği toplam faiz 1 trilyon 69 milyar lira. Bu 1 trilyon 69 milyarın üzerine diğer gelirler de var. Peki bu yabancıların eline geçmiş yaklaşık %45-50 oranında borsa dahil yabancıların eline geçmiş bu bankalar elde ettikleri geliri ne yapmış? Bütün bu geliri kim yaptı? O bankada çalışan bizim yurttaşlarımız, veznedarı, uzmanı, müfettişi, banka görevlisi. Bunlara ne kadar vermişler? Bütün personel giderleri onda bir. 130 trilyon, 136 trilyon lira verilmiş. 451 trilyon lirası mevduat sahiplerine verilmiş ki o mevduat sahiplerinde halkımız olmadığını az sonra anlatacağım. 57 trilyon lirasını vergi olarak vermişler ve bu bankalar 13 yılda 218 trilyon lira bu ülkeden para kazanmışlar. Hani diyorlar ya kişi başına milli gelir, kişi başına milli gelir yok, bazı kişilerin milli geliri var. BDDK verilerine bakıyoruz, mevduat verilerine. Türkiye'de 1.3 trilyon lira toplamda bir mevduat var. Kimin bu mevduat? Halkın mı? Hayır. 1 milyon ve üzeri hesaplar var. Yani milyonerler var. Bu milyonerlerin toplam Türkiye'deki mevduatı 714 milyar lira. Yani Türkiye'deki mevduatın %52'si yaklaşık 30 bin hesapta. Bunu konsolide eder şahsa indirirseniz 7500-8000 kişi. Türkiye'de yaşayan binde birlik mutlu azınlık. Bunların kamu kaynaklarından yarattığı o mutlu azınlık Türkiye'deki mevduatın yani servetin %52'sine sahip. Peki Türkiye'de fakir halk yani 0 ile 10.000 lira arasında bankada hesabı bulunan bizim halkımız, gerçek halkımız, vergi ödeyen bu masum insanların toplam değeri ne kadar biliyor musunuz mevduat içinde? 45 milyar lira. Yani %3'ü. Servetimizin %52'si binde birin eline geçirdiler. Kurdukları din soslu vahşi kapitalizmle bunu yaptılar değerli arkadaşlar. Bu ülkeyi öyle bir noktaya getirdiler ki zenginlerin zenginliği artarken fakirlerin fakirliği atıyor. Bunun adı çürümüş düzendir. Yurt yapmadınız.
Niye fakirlikten öldü? Okul yapmadınız. Ne yaptınız o paraları? Yabancı bankalara, yabancı sigorta şirketlerine götürdünüz, o yabancılara milli sermayemizi, milli servetimizi peşkeş çektiniz. Bugün gelmişsiniz halka diyorsunuz ki döviz satın. Bunu yaparken aklınız neredeydi? Hani yerli ve milliydiniz? Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin milli servetini yabancıların eline geçirdiniz? Bugün gariban insanlar döviz satıyor. Bilsek ki bu ülkenin milli ekonomisini kurtaracağız. Gerçek yurtseverler, gerçek vatanseverler olarak evimizi, arabamızı satmaya, hayatımızı vermeye hazırız. Ama size güven olmaz. Çünkü siz vahşi kapitalizmin işbirlikçisiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Erdoğdu.